Oldu. Bu arada Aspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan hazır. Şimdi kendisine bağlanacağız. Galatasaray Okan Buruk dönemini Emre seninle birlikte konuşalım. 48 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı ama resmi bir açıklama bekleniyor. Sen neler aktarırsın konuyla alakalı? Erdem Bitik aslında çok uzun zamandır Galatasaray kamuoyunda, Galatasaray camiasında en çok sorulan sorunun artık cevabına sahibiz. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak sorusunun artık cevabı belli. Okan Buruk'la dün akşam itibariyle anlaşma sağlandı. Okan Hoca şu anda hala Fransa'da ailevi nedenlerle daha doğrusu bir tedavi süreci, ailesi içerisinde gerçekleşen bir tedavi süreci için Paris'te şu anda ve hafta içerisinde İstanbul'a gelecek. Kendisiyle de bugün konuşma fırsatı buldum ve artık anlaşmanın tamamlandığına dair zaten durumu dün akşam Aspor ekranında paylaşmıştık. Artık beklenen tek şey resmi açıklamanın gerçekleşmesi için Domenek Torrent'te yolların resmi olarak ayrılması. Galatasaray yönetimi yarın bir görüşme yapmayı planlıyor. Hafta başı itibariyle bir görüşme yapılması planlanıyor ki Torrent de zaten tatil için İspanya'ya gitmişti. Mehmet Özcan ilk olarak bu haberi paylaşmıştı. Torrent görüşme gerçekleşmeyince tatiline devam etmek istedi ve hafta başı itibariyle de Galatasaray yönetimi önce Torrent'le sözleşmeyi feshedecek. Muhtemelen salı ya da çarşamba günü de Okan Buruk resmi olarak açıklanacak. İki yıllık bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Zaten biraz resmi başa sararsak, filmi başa sararsak 30 Nisan öncesinde Galatasaray'ın olağanüstü seçiminin ilk gerçekleşeceği tarih 30 Nisan öncesinde Metin Öztürk'ün ekibi şu anda Dursun Özbey'in ikinci başkanı ve 30 Nisan sonrasında bir birleşme gerçekleşmişti. Metin Öztürk'ün ekibi Okan Buruk'la bir anlaşma sağlamıştı. Eğer seçim 30 Nisan'da gerçekleşip Metin Bey seçimi kazansaydı o gün Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk olacaktı ve Burada şu detayı da paylaşalım. Galatasaray adına önemli çünkü taraftarların şöyle bir haklı endişesi var zaman kaybıyla alakalı bugüne kadar hem seçimin ertelenmesi hem teknik adam tercihiyle ilgili biraz zaman kaybedilmesiyle ilgili endişeler var ama Okan Hoca zaten o 30 Nisan öncesinde gerçekleşen anlaşma neticesinde yöneticilerle bir çalışma bir planlama gerçekleştirmişti takım içerisindeki isimler, kadroya katılması muhtemel isimler, takımın sistemi, oyun planı yani enine boyuna şu anda Galatasaray'a hakim bir durumda. Okan Hoca'nın göreve başlayacağını söyleyebiliriz. Yanı sıra tabii transferlerle ilgili durumlarda da söz sahibi olacak. Onun onayıyla transferler gerçekleşecek. Zaten hafta boyunca biz yabancı özellikle birçok adaydan bahsetmiştik. Burada Sayın Başkanın Dursun Özbey'in bu konuda bir tercihi vardı. Yönetim Kurulu üyeleri ağırlıkla Okan Buruk'un takımın başına gelmesini istiyorlardı ki burada tabii az önce bahsettiğim o zaman kaybını minimuma indirebilmek. Okan Hoca'nın takımı tanıması, ligi, ülkeyi tanımasının avantajını kullanma düşüncesi vardı. Dursun Başkan'ın kafasında farklı planlar vardı. Bu doğrultuda görüşmeler gerçekleşti. Marco Rose, işte Roberto Dezerbi, Marcelo Gallardo gibi isimlerle bir takım temaslar gerçekleşti ama hem bu teknik adamların talepleri, özellikle maaş anlamındaki talepleri ve Transfer bütçesiyle ilgili talepleri Galatasaray için çok yüksekti. Hem de dediğim gibi zaten yönetim içerisinde ağırlıkla görüş Okan Buruk'la yola çıkılması konusundaydı. Okan Hoca'yla dün akşama kadar aslında hiçbir temasın gerçekleşmediğini de söyleyelim. Okan Hoca hazır bir şekilde bekliyordu. Zaten daha önce görüşme sağlandığı için 30 Nisan öncesinde görüşme sağlandığı için detaylara da hakimdi. Ama dün akşama kadar resmi bir teklif ya da herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleşmemişti Okan Hoca'yla. Dün akşam yöneticiler kendisiyle irtibata geçtiler durumu izah ettiler. Artık birlikte çalışmak istediklerini söylediler. Zaten çok fazla bir pazarlığa, bir müzakereye gerek olan bir durumda yoktu ortada. Okan Hoca her fırsatta bunu belirtiyordu. Galatasaray'da teknik direktör olmak istiyorum. İnşallah takımın başında olacağım diye ve kısa bir süre içerisinde de anlaşma sağlandı. Dediğim gibi bir kez daha tekrarlayayım. Bugün de Okan Hocayla konuşma fırsatı bulduk. Ekibiyle konuşma fırsatı bulduk. Hafta içerisinde zaten yabancı hoca adayları çıkarken, yabancı hocalarla görüşür, görüşürlerken de Okan Hoca yurt dışından yardımcılarına Galatasaray'a gidiyoruz. Hazır olun mesajını paylaşmıştı. Bu bilgiye de sahiptik. Ve artık Paris'te Okan Hoca muhtemeldir ki yarın ya da belki salı günü İstanbul'a gelecek. Domenek Torrent'te de sözleşmenin feshinin ardından da Okan Buruk Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak. Emre Kaplan şunu da soralım. Şimdi Torrent durumu nasıl? Orada Galatasaray nasıl bir adım atacak? Az önce Mehmet Özcan'la da konuştuk. Sen de defalarca kez muhabir masasında da telaffuz etmiştin. Çok yüksek rakamlar var burada. Torrentle bir irtibat kuruldu mu? Ne zaman kurulacak? Bir de ek olarak az önce bahsederken aklıma geldi benim geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın da bir açıklaması vardı. Türkiye'de teknik adamdan daha çok yardımcılar çok tartışılıyor şeklinde bir açıklaması da vardı. Az önce söyledin Okan Buruk yardımcılarına hazırda olun bekleyin dedin. İsimler belli mi? Belki çok erken bunun için ama aklıma gelmişken onu da sormak isterim sana. İkinci kısımdan başlayalım. Okan Okan Hoca ile ilgili kısımdan Okan Hocanın Teknik direktörlük kariyerinin başından beri aslında yol arkadaşlığı ettiği ve fikrine güvendiği bugüne kadar taktiksel anlamda ya da elde ettiği başarılar noktasında kendisine çok destek olan bir isim var. İrfan Saraloğlu yardımcısı artık yani baş yardımcısı diyebiliriz. İrfan Hoca zaten haber bekleyen isimlerden bir tanesiydi. Muhtemeldir ki Galatasaray'daki ekibinde de kendisine yer bulacak. Onun dışında yönetim tarafından da Mesela şu anda Arda Turan ismi telaffuz ediliyor. Henüz burada bir net bir gelişme olmamakla birlikte örnek vermek adına söylüyorum. Yönetim tarafından da Okan Hoca'nın ekibine takviyeler olabilir. Yine eskiden Galatasaray'da futbol oynamış ya da teknik adamlık kariyerine yardımcılığına güvenilebilecek isimler Okan Hoca'nın ekibine katılabilir ama dediğim gibi burada Olması garanti tek isim İrfan Hoca gibi gözüküyor. Çünkü kariyerinin başından beri, Okan Hoca'nın teknik direktörlük kariyerinin başından beri gerçekten kendisinin önemli katkıları var. Hatta izleyicilerimize şöyle anımsatabiliriz. Okan Hoca'nın cezalı olduğu maçlarda da İrfan Hoca'yı kenarda görmek mümkündü. Başakşehir'de de zaman zaman yedek kulübesinde takımı maça çıkaran isim olarak ...görmüştük İrfan Hoca'yı. Dediğim gibi onun yeri garanti gibi gözüküyor. Onun dışında da yönetim tarafından, kulüp tarafından da eklemeler yapılabilir. Torrent konusunda henüz yönetim kurulunun yaptığı bir temas yok. Burada şöyle bir durumla söz konusu. Biraz detay vermek gerekirse. Cenk Ergün isminden bahsediyoruz. Dursun Özbey'in sportif direktörü olarak görev yapacak Cenk Bey ama... ...o da açıkçası seçim öncesinde bir takım çalışmalar yapmıştı. Transferlerle ilgili, hocalarla ilgili görüşmeler yaptı. Fakat hoca konusu belli olm olmadığı için... ...ve göreve kimin geleceği belli olmadığı... ...Sportif AŞ'de atamalar yapılmadığı için... ...seçimden sonra Cenk Bey görüşmelerine biraz ara vermişti. Tabii burada Torrent'te birebir görüşmeyi kendisi mi yapacak... ...açıkçası bilmiyoruz ama... ...henüz Torrent'te bir temas kurulmadı. Zaten az önce de onu ifade etmeye çalıştı. Torrent bu görüşmeyi bekliyordu. İstanbul'daydı. Yardımcıları tatile gitmesine rağmen o Türkiye'den ayrılmadı. Kısa bir tatil yaptı yurt içinde ama... ...Türkiye'den ayrılmamıştı. Görüşme gerçekleşmeyince, temas gerçekleşmeyince... kendisi İspanya'ya gitti. Hafta başın itibariyle muhtemelen İstanbul'a dönecek. Görüşme gerçekleşecek. 1,5 milyon euroluk bir hak edişi var. Yanı sıra işte Pasquale Sensibile'nin de alması gereken 700 bin euro civarında kabaca bir rakam var. Ve Torrent'in yardımcılarının tabii ki alacaklarıyla birlikte totalde 3 milyon euroya yakın bir rakam söz konusu. Galatasaray yönetimi tabii ki bir pazarlık yapacak. Rakamı indirme noktasında, rakamı makul bir seviyeye çekme noktasında... Torrent'in de yardımcı olacağı düşünülüyor bu konuda, iyi niyet göstereceği düşünülüyor. Ama şu anda Galatasaray yönetimi açıkçası o ödenecek rakamı çok fazla düşünmüyor. Çünkü dediğimiz gibi bir zaman kaybı yaşandı. Bir an önce artık Okan Hoca'nın Florya'ya gelip çalışmalarına başlaması için bütün imkanların seferber edileceğini söyleyebiliriz. Çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Galatasaray'daki son durumu, son durumları diyelim daha doğrusu Mehmet Özcan. Çünkü birçok ana başlık var işte bunlardan biri torrent ve ekibine verilecek olan rakam ki 3 milyon euro civarını da telaffuz etti. Bu tabii, sportif direktörler var. de işin içerisine girince